Arkadaşlar, paramız, Türk liramız tarihinde hiç görülmediği kadar şu anda değer kaybına maalesef ulaşmış durumda. Hiç başka bir şey konuşmaya gerek yok. Hemen burnumuzun dibinde bir Gürcistan var. 3 milyon nüfusu bir Gürcistan var. Ekonomik olarak Türkiye ile kıyaslanmayacak olan bir ülke. Yani fukaralık anlamında kıyaslanmayacak bir ülke. Orası daha fakir bir ülke biliyorsunuz. Ama parası, dün sordum. Dün Gürcistan'da iş yapan arkadaşlara sordum. 10 TL'ye ulaşmış. Yani bir Gürcistan larisi 10 TL. Yani bizim paramız 10 kat daha değersiz hale gelmiş Gürcistan larisi önünde. Halbuki bundan birkaç sene önce bir Türk lirası 2,5 lari yapıyordu. Yani 2,5 kat daha değerliydi. Bizim paramızın Gürcistan parası karşısında, yani dünyanın en fakir ülkelerinden bir tanesi sayılabilecek bir Gürcistan parası karşısında bile 10 kat daha değersiz hale gelmesini herhalde soruna bir cevap olarak veriyorum. Bundan birkaç sene önce Türk lirasının değeri neydi, bugün ne? Kişi başı milli gelir neydi, bugün ne? Bunlar hep tabii konuşmak lazım. Sayın Ali Babacan'ın ekonominin başında olduğu dönemlerde 12.600 dolara kadar kişi başı milli gelir çıkmıştı biliyorsunuz. 3 Kasım 2002'de AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde Türkiye bazı ülkelerle beraber maraton koşusuna çıktı. Kimdi bu ülkeler? Polonya'ydı, Romanya'ydı, Bulgaristan gibi ülkelerdi, Macaristan gibi ülkelerdi. Yani kişi başı milli gelirlerimiz aynıydı bu ülkelerle beraber. Yaklaşık 3.000-3.500 dolar civarındaydı hepimiz. Şimdi 12.600 dolara kadar çıktı Türkiye. 2023 hedefine konuldu. 25.000 dolar konuldu değil mi? Fakat ne oldu? Tersine dönmeye başladı. Şu anda 9.000 dolarlara kadar düştü arkadaşlar. Belki daha da aşağıda düşmüştür. Doların çünkü hızını takip edemiyoruz şu anda. Bilmiyorum bugün ne oldu onu da bilmiyorum. Fakat o beraber yola çıktığımız ülkelerin arkadaşlar şu anda kişi başı milli gelirleri 20.000-25.000 dolarlara kadar çıktı. Yani onlar hızlıca zenginleşiyorlar. Biz hızlıca fakirleşiyoruz. Bakınız bugün Edirne'ye gelen Bulgarlar, Bulgar vatandaşları Edirne'nin raflarını boşaltıyorlar öyle mi? Niye? Paraları kıymetli. Ama benim Edirne'li vatandaşım gidip o raflara uzaktan bakıyor. Çünkü onun alım gücü yok. Bulgarlar geliyorlar, bizim raflarımızı boşaltıyorlar kardeşim. O açıdan aynı şekilde Gürcistan, işte başka ülkeler, çevremizdeki bütün ülkelere bakınız hemen hemen aynı. İşte bunu düşünmemiz lazım. Ülkemiz her geçen gün fakirleşiyor. Niye fakirleşiyor? Ülkemiz her geçen gün beraber yola çıktığı ülkeler nezdinde yarışı kaybediyor. Bunları düşünmemiz lazım. Biz ülkemizin geleceğini düşünüyoruz. Ülkemize daha zengin, daha müreffeh, gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakmak istiyoruz. Onun için gayret gösteriyoruz. Yoksa bizim başka bir derdimiz yok. Başka bir amacımız da yok. Biz kişi başı milli gelirin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmasını arzu eden bir siyasal anlayışa sahibiz. Onun için mücadele veriyoruz.